Hatay Süper Amatör Kümenin güçlü takımlarından Belen Belediyespor, Güzel Yayla piknik alanında yapılan törenle yeni sezonu açtı. AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Dağlı'nın da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kulüp Başkanı Metin Yücelen yaptığı açılış konuşmasında futbolcuların en büyük eksikliğinin saha olmaması olduğunu vurgulayarak şayet takımımıza ait bir saha olursa futbolcularımızın Hatay'da yenemeyeceği takım olmaz, onlara inanıyorum dedi. Belediye Başkanı Adnan Vurucu da yaptığı konuşmada belediyenin kıt imkanlarına rağmen sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini belirterek Belen Belediyespor'un yeni sezonda çok daha başarılı olacağına inandığını ifade etti. Evet, kıt kanaat içerisinde gücümüzün yettiği ölçüde sizlere desteğimizi sürdüreceğiz. İnşallah geçen yılki bu son maçımızı ulaşmadan önce, son maça kalmadan önce bu sene inşallah şampiyonluğu yakalayacağız. Ben sizlere sonsuz güvenim var. Sonsuz güveniyorum. Bunu da başaracağınıza inanıyorum. Spor, futbol bir savaş meydanı, bir savaş alanı değil. İnsanların bir arada bir mücadele ve bir başarıyı kazanma yeridir. Orada insanlar deşarj oluyor. Sizleri izleyenler deşarj oluyor. Dolayısıyla da inşallah bu sezonu iyi bir şekilde geçireceğiz. Ben vaktim olduğu müddetçe sizin bütün maçlarınıza da katılacağım. İnşallah seyircimizi de getireceğiz. Bu sene bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Değerli arkadaşlar, İnşallah ben fazla da sözü uzatmayacağım. Vekilimiz de aramızda. O da size bir kısa konuşma yapacak. Ben bu sezonun başarılı bir sezon geçirmesi dileğiyle hepinizi alnınızdan öpüyorum. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hatay Milletvekili Orhan Karasayar da kulüp başkanı Yücelen'in talebine cevap vererek uygun bir yer bulun, tahsis edilmesi için gereken girişimleri, yazışmaları derhal başlatalım dedi. İşlerim, tabii ki spor yaşamımızın, hayatımızın, insanların olmazsa olmazları. Eğer sağlıklı düşünmek istiyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız, sağlıklı karar almak istiyorsanız spor yapmak zorundasınız. Yani insan tembel leştikçe, yattıkça tüm organları yatıyor. Ama siz çalışırsanız, vücudunu çalıştırırsanız, hareket ettirirseniz tüm organlarınız hareket ediyor. Bu tıbbi bir kural. Değerli kardeşlerim, tabii ki bunun yanında spor kardeşlik demek, sevgi demek, barış demek, saygı demek, edep, ahlak demek. Sizler değerli hocalarımız, sevdiğimiz kardeşlerimiz, bu noktada ben inanıyorum ki spor başarısının yanında eğitimde de sizleri Belenli gençlerimize, İskenderunlu gençlerimize örnek birer genç olarak yetiştireceklerdir. Tabii ki burada başkanımız da söyledi, imkanlarımız kıt ama elimizden geleni, gönlümüz geniş, sizlerin her zaman her türlü yanınızda hep beraber olacağız. Ama ben şuna inanıyorum, inanmak başarının yarısı değil tamamı değerli arkadaşlar. Şurada gördüğüm kardeşlerimizin hepsi pırıl pırıl, birbirinden değerli. Belen'in adını sporda, Belen Belediyespor'u Hatay'da, Türkiye'de duyurmak için eğer yastığa başlığını koyduklarında uykuları kaçıyorsa inanın o imkanlar da yerine gelir. Sizlerin vermiş olduğu bu inançlı mücadelede de siz bir adım atarsanız Allah sizleri, bizleri 10 adım gönderir. İnşallah hep beraber bu doğrultuda mücadele edeceğiz. Belen'imizin adını, Belen Belediyemizin adını hem bölgemizde hem Türkiye'de duyurmak için hep beraber elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Eksikleri tamamlama noktasında da ben de üzerime ne düşerse belediye başkanımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yaparız. Tabi hocamız futbol sahasıyla alakalı talebi oldu. Onunla ilgili de hemen yazışmamızı başkanım yaparız. Ama arkadaşlar, bizim Belen'de en büyük problemimiz yer sorunu. Yer bulamıyoruz. İnşallah kapalı spor salonumuz bitmek üzere. Bir ay içerisinde açılışını yapacağız. Yani onun yerini bulmak için de çok büyük mücadeleler verdik. En sonunda o belli bir yere yaptırdık ama o yer bizim de içimize sinmedi. Ama başka çaremiz de yoktu. Yer temin edilmesi durumunda bir spor salonunu yapmak için elimizden geleni yaparız. Yaparız da hiç problemimiz olmaz. Bugüne kadar biz zaten
Belen için Ankara'dan hangi hizmeti istediysek hepini aldık, getirdik. Belenimizi de hayata geçirdik çok şükür. Spor salonu noktasında da, futbol sahası noktasında da problemimiz olmaz. Sadece yer sorununu çözelim. Bunun dışında değerli dostlarım, tabii ki sizin bugün sezonunuzun başlangıcı, onu kutlayacaksınız. Ben hepinize sağlıklı, kazasız, sorunsuz bir sezon geçirmenizi, başarılı bir sezon geçirmenizi hem diliyorum, hem dua ediyorum, hem de yanınızda olacağız inşallah. Ben hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Konuşmalardan sonra yeni sezonun güzel geçmesi dileğiyle kurbanlar kesildi. Törenin ardından futbolculara mangal partisi yapıldı.